aslında kışa girerken her kalp hastasının yapması gereken bazı şeyler var. Yani nasıl bir otomobili kışa hazırlarken bazı tedbirler alıyoruz. Lastik evet. değişimi gibi, motor bakımı gibi şeyler yapıyoruz. Her kalp hastasının veya kalp hastalığı olma ihtimali yüksek olan kişinin muhakkak tedbirleri alması gerekiyor. Mesela bir kardiyoloji kontrolü muhakkak yaptırması gerekiyor. Stentli, bypasslı bir hastanın veya diyabet, hipertansiyon, ciddi sigara kullanan bir hastanın kalp hastalığı olma ihtimali yüksek olduğu için kışa girerken bir kontrol edilmesi iyi olur. Dışarı çıkmak zorundayız diyelim. Ne yapmak gerekiyor? Bir ağır bir yemekten sonra asla çıkmayacağız. Bu çok önemli. Çünkü vücut ısısı daha fazla düşebiliyor. Alkol tüketiminden sonra çıkmamamız gerekiyor. Alkol yasak. Alkol ve sigara sağlığa aykırıdır. Biz bunun altını çiziyoruz. Buradan da tüm kamuoyuna her zaman açıklıyoruz. Bunlar sağlığa aykırı ve gerçekten ciddi bir şekilde sağlığınızı düşünüyorsanız alkolden ve sigaradan uzak duracaksınız. Ya, alkol çok önemli çünkü vücut ısısını daha da fazla düşürdüğü için spazmı yani o büzüşmeyi daha fazla arttırır. Bu da kalp krizini birkaç kat daha fazla tetikler. Spor yapmamız gerekiyor diyelim. Özellikle kalp hastalarına biz çok fazla öneririz. Yürüyüşü, hızlı tempolu yürüyüş. Ama kışın mümkün olduğunca kapalı ortamlarda yapmak zorunda kalacak bu hasta grubu. Çünkü dışarıda esintili bir havada varsa, rüzgarda varsa tam tersi kalp krizine yol açabilir. Dışarı çıkmak zorunda mecburen çıkacak, yapacak bir şey yok. Öyle bir durumda kaşkol, bere, eldiven muhakkak kullanması gerekiyor. Göğüs bölgesini iyice koruması gerekiyor. Rüzgar varsa rüzgarı arkasına alacak şekilde yürümesi gerekiyor. Yani gerekirse yolu uzatsın ama önemli değil. Kalp krizini yaşamamak için bu tedbirleri almak lazım.